günlerden cumartesi saat 4.30. Biz evden yeni çıkıyoruz. Çünkü Kartal Bey daha yeni uyandı. Evet. Ve yine uyanır uyanmaz kendini dışarıda buldu. Biz hazırlandık, bekledik. Aslında bugün annemle birlikte bir yere gidecektik. Yani annemi de alalım, bir yerlere gidelim dedik ama annem gelmedi. Ondan sonra biz de gitmedik, vazgeçtik. Şimdi çıktık. Annemlerin o tarafa doğru gidiyoruz. Biraz bir Beyoğlu'nda turlayalım dedik. Çok uzun süredir. Ondan sonra işte bir Beyoğlu'nda turlayalım dedik. Ondan sonra da anneme geçeceğiz. Bugün orada kalmayı düşünüyoruz. Çünkü yarın pazar. Eşim annesinde kalacak. Evet, ayrılıyoruz artık. Çok zor. Zor mu senin için? Bir gün bakalım, özle bizi birazcık. Evet, özleyeceğim. Evet. Evet, çok çok haberler. Bir sonraki gün yani yarın en çok kimi özledi? Onu sevilen en çok kimi özledi? Özledi. Çok şok. Kartala bak. Tam bir şapşik. Sıcakmış da. Bunun girişi burası mıydı ya? Beyoğlu'nunki var, bir de burası. Asıl yeri burası. Asya binaya bak, arkası yok. Sadece burası kalmış. Görüyor musun? Yıkılmış, orayı otopark yapmışlar. Arabayı bıraktık, dolaşıyoruz. Bakalım burası neymiş? Starbucks. What? Starbucks. Hayır, içinde bir sürü yer var. Burası da şey, illüzyon müzesi. Ha, siz buraya gelmiştiniz. Bir de bak burası. Bak evet. Kuzey'le teyzem onları getirmişti. Baksana anne, şurası çok güzel. Aa, Hansel ve Gretel. Biliyorsun evet, o masalı. Biliyorum. Onların yeri. Ay çok güzel. Kuzey şu adamla garip bir fotoğraf. Burası çekiyor. Da illüzyon müzesi. Anne. Ay Onur, burada böyle bir yer olduğunu biliyor muydun? Çok güzel. Bu adamla garip bir fotoğraf çekilmişti. Evet, evet, güzel, değişik. Ama full. Her yer. Şuraya gelsene bakalım. Geliyoruz Onur. Burası? Hanımefendi. Şekerci mi? Maskeni aç. Düzgün otur, ne yapıyorsun kızım? Bacak bacak üstüne at. Heh. Tamam, gel. Gel burada da şurada da çekeyim tavana doğru. Evet. Bak bakayım Asya, sen de yalnız buraya uygun giyinmişsin. Yok, olmuyor ki, çekemiyorum. Bunlar dondurma, sorbe hatta. Ne çok güzel. Ama biz şurada bir yer bulsak çok iyi olacaktı. Vay, inanılmaz güzel. Büyülü orman. Asya şurada dur anne. Sil yavrum, sil. Sil paşam, sil. Sil oraları, sil yavrum. Hadi sil. Ruhum sıkılıyor. Beni böyle işe alacaklarını emin misin?
Kendine güvenmiyorsan bana güven. Seni öne çıkaracak şey rahatlığın, samimiyetin ve insanlarla iyi anlaşman. Şu an özgüvenim yerine geldi ama bunu yeniden yapmamız lazım, yoksa yarın ben kalırım işe giderken. Tamam. Otur, oturuyorum. Sizi diğer adamlar... Yok bak bak, yine kaldırıyor bak bana. Ona uğraşıyor bak. Açık tutacaksın, ne söylerlerse ödeme. Gidemiyor öyle olunca. Kaldırdı ayakları bak. İkisi olsun hareket edelim. Samanya mısın? Ben ajan mıyım? Yapamam öyle şeyler. Ver kulaklarım. Tamam. Ben çok gerginim ama. Aylardır bunlarla uğraşıyoruz biz. Belki de gelmeyecekler. Ben valla baktım işim. Bundan gerilmeye başladım. Ben de bundan baktım. Ben şuraya geldiğimizden beri bir neşelenmedim, bir yüzüm gülmedi senin ama ya. Ben neşelenebiliyorum aslında. Yüzüm de gülüyor. Rahatlıyorum da benim bütün arkadaşlarım bilir bunu. Bütün arkadaşlarım. Bir de diğer eline geçiriyor ya. Çünkü böyle yerlerde rahatlıyorum. Tatilde rahatlıyorum. O yüzden göremedin sen. Yani sen öyle yerlere geldin ya. Tatil otanı falan daha mı? İkisinden de imzayı alacağız. Bir ol be. Sakın be. Merhabalar. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzellik. Teşekkür ederim. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Evet, siz. Başlayalım. Sunumu zaten maille size göndermiştik. İnceleme şansınız oldu herhalde, değil mi? Projeniz harika. Ama içimden gelmiyor benim, Engin Bey. İmzalayamayacağım. Yani... Annemin pestilleri kurudu şimdi. Kaç gün kaldı anne? İki gün. İki gün. İki gün masada. Buraya zaten hem güneş de vuruyor. Böyle tepsilerde kurudu. Ay bak, burası biraz yaş gibi. Biraz ha, kalın mı olmuş? Kalın değil de ne bileyim orası. Nedense. Şimdi çıkartıyor. Renge bak değil mi? Sanki boya var gibi. Hele şu. Evet. Buna baksana. Evet. Çok güzel bir sade. Ceviz bunu biraz karartmış. Tabii. Bir de o daha kolay çıkacak değil mi bu cevizli? Bak İnşallah. Yırtıldı. O daha kolay. Aa, buraya bak, orayı... bir şey akmış galiba Seda ya. Ne akacak ya? Bilmiyorum, su mu bir şey akıtmışız. Yoksa hayır, o tarafta öyle mi peki? Yok. Kalın değil mi? Belki de kalın oldu. Neyse, sen o zaman şöyle şuradan doğru gel. Ay çok güzel olmuş. Güzel oldu valla. Aman de benim pestilim. Bunu biraz daha bekletelim biz. Şuralar iyice. Biraz daha kurusun. Ötekini aç bakalım. Ötekine bakalım. Diyorlar. Sermeden önce. Hayır, böyle çıkaracak ya. Ha, tabii kurur zaten. Sermeden önce bir anlamı yok. Altını ıslatıyorlar, böyle çıkıyor. Çıktıktan sonra ters seriyorlar. O su da çekiliyor. Tabii bu evde biraz acemi işi oldu. Bir tık belki kalın yapılabilinirdi. Annem ilk defa yapıyor burada. İnceldi ya, kurudukça inceldi. Belki de evet. Ben çok ince yapayım dedim, hani kalın kuruması falan diye. Ha, kuruması kolay olsun diye. Böyle. Buradan doğru gel. Bir gün daha kurması gerekiyor galiba. Biz sabırsız davrandık galiba. Evet. Yok ama o yediklerimize benziyor anne. Bak. Güzel çıktı valla. Evet, çok güzel ya. Pestili kim bulmuş acaba, değil mi? Köyde böyle bu şekil yapmayı, incecik serifte. Değil mi? Hani kimsenin aklına gelmez. Kaynatırsın, reçel yaparsın, şerbet yaparsın, sulandırırsın. Ama böyle yapıp kurutmak. Seda, ona gelene kadar neler var, neler bulunmuş, onları kim tabii bulmuş? Ki de hani yok yani köy yerinde hani böyle
Çok bir şey bilmiyorlar, alet yok, bir şey yok. Eski zaman, çok eski zaman. Kenarlar uğraştırdı seni, kendisi güzel çıkıyor. Evet. Bu bir gün daha kuruyacak. Bakalım. Evet. Bunu da mı bıraksak bir gün daha kuruyacak? Sen bilirsin. Nasıl olsa şimdi söküp de akşam vakti onu yemeyeceğiz yani, önemli değil. Yeriz de canım. Yani lazım şey değil. Baksana incecikleri bile, evet, çok güzel çıkıyor. Evet. Bak mesela şuraya bak. Görüyor musun? Evet. İncecik zar çok gibi. Güzel çıkıyor. İçine koyalım. Baksaydın bir tadına. Baksana sen Seda. Yok ben, sen bak. Niye bakmıyorsun? İşte şimdi karpuz, evet, yedim. Ağzımın tadını bozmak istemiyorum. Ama bu da çok güzeldir kesin. Güzel canım. Şu renge bak, şu inceliğe bak. Evet. Ne kadar güzel. Katlayıp önce bunu oraya sıkıştırabilirsin. Şey hani yapacağım. Gelemedin biraz ya. Böyle çıkmış halde yarın da bekleteceğim. Ha yani, böyle bekleteceğim. Hı-hı. İyi. Tabii daha iyi kurur. Altı da şey olur değil mi? Evet. Hava alır. Ben o işte böyle bu pestilin bu sonradan mı öyle oluyor? Böyle unlu gibi oluyor ya. O üzerinden bir sene geçtikten sonra bitti derler. Hani bitmek, olgunlaşmak, hmm, olmak anlamında. Ben öylesini seviyorum. Böyle pekmezin, aman pekmez taze diyorum. Tazeyken olmaz. E peki ne, nereden çıkıyor un gibi? Bilmiyorum, kuruyor mu ne oluyorsa. Böyle bir üzeri unlu gibi olur böyle, o sucuğun da, hani cevizli sucuğun da öyle olur. Kağıda bassana bakayım. Gel. Evet. Oo, desenin de güzelliğine bak ya. Süper. İyi, birazcık da böyle kursun. Vallahi süper. Hadi eline sağlık. Afiyet olsun. Saat arkadaşlar, akşamın 10'u falan bu arada. Aha yapıştı. Açılır mı? Evet, bu bacaklar Asya'nın. Ablası onu şimdi ayağında uyuttu. Çünkü yemek yedi. Midesi de galiba çok iyi değil. Şurup da verdim. Ondan sonra ben dedim meme de uyutmayayım. Daha şey yapmasın. Midesi çok dolmasın. Ablası sağ olsun uyuttu onu. Bu arada biz bugün annemde kalacağız. Evet, Beyoğlu'ndan sonra geldik buraya. Akşam zaten geç hareket ettik. Ondan sonra geldik, buradayız. Bugün burada kalacağız. Yarın pazar zaten. Yarın da gelecektik dedik nasıl olsa. Öyle yapalım dedik. Şimdi saat ne? 10'u bak, 10.30, 11'e geliyor. Kartal uyudu. Kartal nasıl? Daha iyi. Burnu akıyor. Dün akşam hafif bir ateşlenir gibi oldu ama çok şey olmadı. Çok şükür o uzamadı. Bugün ama daha iyi yani. Burnu tabii ki yine akıyor, devam ediyor. O zaten bir hafta falan devam ediyor böyle bir şey tutulduğun zaman. Öyle. Biz yatacağız birazdan. Görüşürüz sonra. Günaydın. Saat 9 ama biz kaçta kalktık? He? 7'de kalktık. Evet, Kartal'ın ayakları biraz soğuk, bir çorap giydirdim. Hala öksürüyor, hala burnu akıyor. Şimdi annem de anneannem de biz de kahvaltı hazırlamaya başlayalım. Ana. Hı. Gel. Kız kardeşim mi? Nerede? Ay. Nerede Kartal? Yeme onu. Yeme onu. Yeme onu. Hadi C yap. C yap. C. C paşama. C. C onu mu? C. 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 Şaşırdı. C.
patatesli yumurta yapacağız ama patatesi kızartmadan şöyle kavurarak pişiriyoruz. Sonra yumurtasını kıracağız. Güzel mi? Hazırlıyor. Ye kurbanı. Çeviremedi bir türlü. Aa, ısıracak. İşte bu değişik şekilde bir sucuk gibi oldu. Işte. Evet, aynen. Doğru aslında. İçine koyacağına. Evet. Halbuki öyle yapılsa daha kolay. Hayır Asya. Ha? Hayır. Al biraz içinden. Seç tabii ki. Alsın alsın. Hayır istemiyoruz. Biz de ben de istemiyorum. Seylem Deniz kabuğu toplamış. Aynen sen değerlendirmezsin. Tamam da bu kadarını ne yapacağız? Ay o çok güzelmiş. Bakayım Asya. İçinde şey var mıdır? Yok. Bunlar çok güzel aynen. Güzel. Tamam o zaman alıyorum teyze ben bunları. Sen ne istersen bana söylersin. Aa anne güzel olmuş. Yaparım sana. Ben bunlardan bir tane don yaptım. Hafif ekşi. Cilve mi yapıyor? Muska böreği. İçine ceviz koyabilirsin. Toz ceviz koyulur ama tabii şimdi olmaz. Yerken. İşte şey yap. Nasıl C yapıyor? Ona elini verdin mi kolunu kaptır, kolunu alamazsın. Alkış teyzeye. Gezdiriyor, o beni gezdiriyor biliyor musun Sevgi? Resmen o beni gezdiriyor. Ve o tutturmana da imkan yok bir daha. Teyzesi yapıyor bunlar. Mamayı yaşana vermiyor. Onları da anne streçle bence hiç boşuna dışarıda şey olmasın. Nereye? Kurumasın. Yenince gel. Çıkarırsın. Nereye deliyim? Hmm. Bak ellerimde tut. Baloncuklara bak. Ay yüzüm baloncuk. Deyeceğim. Bekliyor ya.